Allah dillerinde Kur'an. Gazze'yi 8 gün boyunca İsrail'e karşı savundular. Demir kubbeyi aşıp Aşdod'a Tel Aviv'e düşen roketleri İsrail'i ateşkese mecbur bıraktı. Bu bir Ribat buluşması. Hafızlardan oluşan Kassam Tugayları Kur'an okuyor, olası saldırılara karşı hazırlık yapıyor. Gece tamamen karardığında ortaya çıkıyorlar. Yüzleri maskeli, üzerlerinde ağır silahlar ve kamuflaj kıyafetleri var. Onlar Kassam Tugayları, bilinen adıyla hayalet savaşçılar. أما الأجواء طيران استطالة على المستويات مرتفعة خالص تحياتنا إليك. İsrail Gazze'de beklemediği bir direnişle karşılaştı. Kassam Tugayları ve İslami Cihad'ın Kudüs savaşçıları roketleriyle Tel Aviv'e korku saldı. Hayalet savaşçıların komutanı ateşkesten hemen sonra Gazze'de Kanal 7 mikrofonuna konuştu. Şu anda Kassam Tugayları ile birlikteyiz. Onlar günlerini normal bir insan gibi, sıradan bir insan gibi geçiriyorlar. Akşamları ise kıyafetlerini giyinip silahlarını kuşanarak Gazze'nin düşmana karşı, İsrail'e karşı korunmasını sağlıyorlar. Allah'a şükürler olsun. Son savaşa hazırlıklı girdik. Savaşçılarımız 24 saat nöbetteydi. Allah'ın yardımıyla zafer bizim oldu. Kassam Tugayları zafer sevinci içinde. İsrail'e de bir mesajları var. Allah düşmanlarına İzzettin Kassam Tugaylarında birçok sürprizler var. İsrail, Gazze şeridine girmeye teşebbüs ederse o sürprizlerimizle karşılaşacaklar. Bizden artık her şeyi beklesinler. Komutanın bu güvenli sözleri savaşçıları da yüreklendiriyor. Gazze'yi Allah'ın emri olarak savunuyorlar. Çocukları, işleri ve dünyaya ait her şey onlar için ikinci planda. Biz bunu Allah rızası için yapıyoruz. Bu vatanın koruyucularıyız. Bütün çocuklar tankların ve savaş uçaklarının korkusu içinde. İsrail bizim çocuklarımızı öldürüyor. Benim de küçük bir kızım var ve beni çok özlüyor. Burası da İslami Cihad'ın gizli cephaneliği. Dışarıdan ne olduğunu anlamak imkansız. Kimsenin dikkatini çekmeyen enkaz ve çöp yığınlarının altından roketler çıkıyor. Bunlar son savaşta kullanılan ağır silahlar. İsrail operasyonu yarıda kesti ve kara harekatı da yapamadı. Saldırıya geçmeleri sadece birkaç dakika alıyor. 70 kilometre menzilli füzeleri ve silahlarının büyük bölümü İran'dan geliyor. 8 kilometre menzilli katyuşalarsa Gazze'de üretiliyor. Kudüs savaşçıları ve Kassam Tugayları İsrail'den gelebilecek saldırılara karşı tetikte ve her biri Gazze'yi kanlarının son damlasına kadar savunmaya yeminli.